Burası Kapadokya, güzel atlar ülkesi. Kapadokya doğayla tarihin harmanlandığı eşsiz coğrafya. Rüzgarların şekil verdiği peri bacaları evlere, kiliselere, fresklere mekan olmuş. Yani harikalar diyarı burası. Düşle gerçek karışır burada. Ayırt edemezsiniz. Yaşam şiire dönüşür. Doğduğum topraklardayım. Tutkuyla sevdiğim Ürgüp'teyim. Toprağa duyduğum tutkunun başlangıcını paylaşayım sizinle biraz. Her hikaye paylaşınca anlam kazanır bana göre. Merhaba, ben Cem Seymen. Bu hafta Kapadokya'dayım. Kapadokya'nın başkenti Ürgüp burası. Gerçi başkent demek doğru mu emin değilim. Çünkü buradaki turizm hareketinin artık başka merkezleri varmış. Ürgüp benim doğduğum topraklar, doğduğum yer. Buradan tam 36 yıl önce ayrıldım. 36 yıl sonra tekrar kendi evime gidiyorum. Benim için öyle bir mekan var ki, ruhumun sahibi, karakterimin temel taşı, ne olursa olsun koşup döneceğim yer. Babamın evi, babamın sokağı. Cemal Seymen adını görünce çok duygulandım. Şen olasın Ürgüp, dumanın gitmez. Kıratma Cemil, konağı tutmaz. Kıratma Cemil, konağı tutmaz. Onun da pek küçük. Bu hafta farklı bir şey yapacağım. Yani kendi hayatımı, kendi çocukluğumu, kendi geçmişimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Paylaşmak istiyorum çünkü gerçekten çok farklı bir çocukluk geçirdim. Yani herkesin, şimdi bütün çocuklara bakıyorum, herkesin çocuklarına bakıyorum. Çok steril hayatlar yaşıyorlar. Bir evin içinde, anneleriyle babalarıyla beraber, işte kendi evinin çevresinde, kendi salonunun ortasında bir yaşam. Ben öyle bir çocukluk geçirmedim. Ben taşın, toprağın, kayanın, çamurun, rüzgarın, yağmurun, fırtınanın birbirine karıştığı çılgın topraklarda, yani peri bacalarının olduğu ve milyonlarca yılda oluşmuş bu muhteşem kayalıkların birbirini bağladığı, oyduğu müthiş toprağın ülkesine yetiştim. O kadar önemli bir şeydi ki benim için. Yani bir çocuğun hayalini besleyen en olağanüstü şey doğduğu topraklarda coğrafyanın o rüzgarıyla beslenmesi, harmanlanması gerçekten. Hayal gücümü çok besledi. Kapadokya dünyanın en özel bölgelerinden bir tanesi. Eğer başka bir ülkenin elinde olsaydı gerçekten Kapadokya belki de dünyadaki en çok turisti çeken yer olurdu. Ama burada maalesef hala bir yerlerde tanıtılmayı bekliyor. Şimdi benim çocukluğum çok farklıydı. Kapadokya'nın gerçekten canını okudum. Suyunu çıkarttım. En hani böyle meyvenin suyunu çıkarırsınız ve en güzel yeri de çekirdek kısmıdır ya. Yani o lezzeti bulabilecek kadar bir çocukluk yaşadım. Şimdi doğduğum evin önündeyim. Bu evde yani yıllar önce hakikaten müthiş anılarımın olduğu yerde bir kez çok canlı, hala diri, eskimeyen, bitmeyen, yorulmayan bir geçmiş var, anı var. Bütün bu anıları ben biraz sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü soru sorma duygusu kadar dünyada önemli bir şey yok. Soru sormak aslında yaratıcı zekayı ortaya çıkartmak, ondan sonra da hayatınız boyunca sizi takip edecek olan o müthiş matematiği, örgüyü kurmak mutlu çocukluğa bağlı. Eğer mutlu çocukluk yoksa orada yapabilecek hiçbir şey yok. Ama eğer bu çocukluğunuz mutlu geçtiyse, travmalar eğer yoksa, kahkahalara, maceralara, hani böyle derelerin içinde, söğüt ağaçlarının altında, iğde ağaçlarının üstünde, sarı kirazları yiyerek karnınızın ağrıdığı bir çocukluk, inşaatların tepesinden kumların üstüne atlayarak yara bere içinde bir çocukluk geçirdiyseniz ve bunu da besleyecek bir coğrafya varsa ve bunun arkasında güçlü bir baba ve çok cesur bir anne, yani hani yaban yetiştirecek kadar doğanın içine sokul, doğadan sana zarar gelmez diye düşünecek kadar özgür bir aile ortamı sağladıysa
o özgürlüğü sonuna kadar kullanacak da eğer bir ruh oluştuysa, o zaman ortaya enteresan bir karma çıkıyor. Burası 300 yıllık aşağı yukarı bir Rum konağı. Yani Rumların yaşadığı dönemde Karaman Türkleri, bu arada eğer gerçekten o döneme, o tarihi bilmiyorsanız, Karaman Türkleri yani dini Hristiyan olan ama dili Türkçe olan Karaman Türklerinin yaşadığı bir Rum olarak onlar da mübadele zamanda kabul edilmiş. Sonra evlerine yollanmış, Yunanistan'a yollanmış, ağlamışlar, büyük acılar var, işte büyük sıkıntılar var, gözyaşları var, aileler ayrılmış, gemilerle buradan eşyalarını taşıyabilmişler ama evlerini, barklarını bırakmışlar. Bu da öyle bir ev. Babaannemlerden kalan bir ev, babaannemle dedemin yaşadığı bir ev, onun babasının yaşadığı, Rumlarla beraber ortak hayatını paylaştığı bir kültür mozaiği Anadolu. Nereye giderseniz gidin. Diliniz, dininiz, ırkınız farklı farklı olabilir ama ortaya beraber dostlukla yaşayabilecek bir kültürle harmanlanmış bir yani paylaşım hikayesi çıkarıyorsanız, o işte Anadolu'nun gücü. Ben böyle bir evde büyüdüm. Armut ağacının altında yetişerek büyüdüm. Şu kapının güzelliğine bakar mısınız? Maalesef hırsızlık olayları çok bu bölgede. Çünkü antikacılar tabii ki malzeme arıyor. Burada çok büyük bir aslan başı vardı. Bronz bir aslan başı kapıyı vurmak için. O gitmiş mesela. Ama kapının bir ahşap işçiliğine bir bakar mısınız? Muhteşem bir şey değil mi? Böyle bir ustalık yok artık. Böyle bir işçilik yok her şeyden önce. Evin en güzel tarafı. Böyle girer girmez sizi müthiş bir şekilde ferahlatan kaya, çünkü burası kayadan oyma bir ev, salonu. Bu şu anda herhalde 25 derece bir sıcaklık var, böyle terledim, sırtım ter içinde. İçeride beni mis gibi serin bir hava karşılayacak. Ama içeriye bir bakarsın. Doğduğu eve gelmesi kadar müthiş bir şey yok. Şimdi o zaman tabii yani evlerde doğmak, benim babam da bu evde doğmuş. Belki tam hatırlamıyorum ama dedesi de evlerde doğmak belki risk yaratabilir diye düşünebilirsiniz ama annem anlatır mesela. Bütün neredeyse Ürgüp'teki hastanenin tamamı buradaydı. Doktorlar, hemşireler, bütün teçhizat kurulmuştu. Seni karşılamak için iyi bir ekip vardı der. Bu çok enteresan bir şey. Bunu biz kameraman arkadaşım Ümit'le birlikte depodan çıkarttık. Ve yani temizledik biraz, sildik. Fark ettim, yeni fark ettim. Çünkü bu benim babamın bana aldığı ilk hediyeymiş annemin söylediğine göre. Bu benim müthiş bebeklik arabam. Doğduğum evde buradan çok çıkmış. Biraz eskimiş ama tamir ettiririz, problem değil. Çok tabii bakımsız kaldı. Deponun içinde çürümüş, paslanmış biraz ama hala yerinde duruyor. Yani anılara dokunmak kadar güzel bir şey yok. Besleyen bir şey yok insanı. Çok önemlidir gerçekten. Önemli olan geçmişle bağ koparmamak, kaybetmemek. Babam bu bölgenin en tanınmış ailelerinden bir tanesine, Böcükler derlermiş, birine mensup. Babam o kadar ideallerine bağlı, hayata bağlı, halka sürekli hizmet edebilmek için mücadele etmiş bir adam ki bir kez iki fakülte mezunu. Eczacılık fakültesini bitirdikten sonra, Kayseri Lisesi'ni okuyup bitirdikten sonra eczacılık fakültesini kazanmış, bitirmiş ve Ürgüp'teki ilk eczaneyi açmış. Arkasından bu yetmemiş. Demiş ki kafamda demokrasiyi, hukuku oturtmam lazım ve insanlara adaletli bir şekilde davranabilmem için kafama hukuk formasyonunu oturtmam lazım deyip Ürgüp'te eczane varken ben doğduktan sonra her şeye rağmen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne devam etmiş ve orayı da bitirmiş. Yani hem eczacılık hem de hukuk mezunudur babam. Hayatı boyunca bize hukuktan, adaletten, insanlara yardım etme duygusundan kaçınmadan bir yaşam sürmemizi öğütledi. Kimsenin hakkını yemezdi. Kimseyi kırmaz, herkesin yardımına koşardı. Yani ben içinde kötülük barındırmayan çok az insan tanıdım. Bir tanesi de babamdı. Sonradan burada belediye başkanlığı da yaptı ve ondan sonra da milletvekili olarak bölgesine, evine, barkına, yurduna, toprağına hizmet etti. Yani belki böyle bir evde yaşamasam, böyle bir evde çocukluk geçirmesem, bu kadar müthiş bir babanın evladı olmasam, belki o işte sürekli toprağa dayalı, halka dayalı, üretime dayalı, alın terine dayalı o cümleler, kelimeler çıkmazdı. Ruhum böyle yoğrulmuş çünkü. Yani yıllar da geçse bunları unutmam mümkün değil. Biraz evin içinde sizi gezdirmek istiyorum. Şen olasın Ürgüp, dumanın gibi.
uğratma Cem'i, konağı tutmaz. Kıratma Cem'i, konağı tutmaz. Onun da pek küçük yerimi tut. Burası yukarı katın salonu. Yani yukarıdaki kemerleri görürseniz, yani kayadan oyma bir ev, müthiş yüksek tavanlar tabii. Bu demirler ne diye merak edebilirsiniz. Zaman zaman burayı işte film stüdyosu olarak, dizi stüdyosu olarak kullanırlar. Dolayısıyla bu herhalde spot ışıklarını takmak için yapmışlar. Ben de bunları yeni gördüm. Aşağı yukarı 15 odalı bir evden bahsediyoruz. Çok büyük bir ev. Şimdi belki ilk girişte görmediniz ama dolayısıyla zaman zaman dizilerde evin kiralanması söz konusu oldu. Hiç olmazsa biraz bakım gördü, çatı değişti. Bütün bunlar kaya bir ev sonuçta, ayakta kalır ama yine de tabii ki içinde insan nefesi olmadan yaşaması mümkün değil. Ve doğduğum oda. Hastanede doğanlar bu duyguyu bilmez. Ama insanın en iyi hissettiği yerdir hayata merhaba dediği yer. İnanın bana, o kadar farklı bir duygudur ki. Size çok benim için özel bir yeri göstermek isterim. Bu kapının arkası çok önemli benim için. Hem babamın doğduğu oda hem de benim doğduğum oda. Yani içinde eskiden kalan eşyalar var. Bu dolabın anahtarını bulamadım ama içinde benim doğduğum saat, tarih yazıyor. Babamın altında imzası var. Onun üstünde de kendi doğumunun yazısı, onun babası yazmış. Bir gelenekmiş yani. Bu evde Rumlardan kalan, hani aileler böyle 300 yıl önce, Rumlardan kalan da bir gelenek bu. Yani ailenin çocukları doğduğunda bir yerlere yazı yazılıyor. Çok kişiye hayat vermiş bir oda. Evin elmas tacı, terası. Taşlarında müzikler, sohbetler, sırlar, dostluklar gizli bu terasın. Burası benim evin en sevdiğim yerlerinden bir tanesi. Belki de en sevdiğim yer teras burası. Aşağı yukarı 150 metrekarelik bir terastan bahsediyoruz. Ve bütün Ürgüp ayaklar altında. Yani burada çok keyifli yemekler yedik. Çok güzel yaz akşamları yaşadık. Dediğim gibi biz hani ben İngilizceyi çok iyi konuşurum. Yani herhalde bir Amerikalı benim aksanımdan Amerikalı olmadığımı anlayamaz. Temelini burada attım bir kez. Yani o annemin vizyonu, zekası, öngörüsü bu ev çökeceğine burada mutlaka bir pansiyon açalım. Hem evi yaşatalım hem de sizin diliniz gelişsin dedi. Ve 1984'teydi herhalde ilk defa o yazda geldik. 20 gün içinde de 20-30 gün içinde her şey hazırlandı. Pansiyon olarak açmaya başladık. Hemen de üstelik o kadar çok sevdiler ki yani beni, kardeşimi ve annemi çok enteresan da bir aile buldular. Bir uluslararası bir seyahat dergisinin sanırım o neydi Let's Go'ydu galiba. Böyle bir seyahat dergisinin editörü bize haber vermeden kalmış burada. Ve bir baskıyla çok güzel bir yer işte Seymenlerin İşte konağı çok güzel bir yer, mutlaka burada gidin ve tecrübe edin demiş.
Gelecek yaz, bir sonraki yaz nasıl başımızı turistten alamadık ve o kadar kalabalık, o kadar kalabalık da her akşam dünyanın her köşesinden insanla tanışarak hem kültürlerini, hem dillerini, hem yani uluslararası, küresel bir insan olmanın ne demek olduğunu öğrenmiş olduk. Yani ben buradan anneme tekrar teşekkür edeyim. Bu kadar iyi İngilizce biliyor olmamızın bir kez her şeyden önce dünyaya hani korkusuzca çıkabilmemiz ve kendimizi bir dünya vatandaşı olarak hissetmemizin temelini annem atmıştır. Annem de babamın ailesinin konağını, çünkü İstanbullu o, Kapadokyalı bile değil. Ama evlendiklerinde buraya gelmiş ve buraya babamdan bile daha çok aşık olmuş bir kadından bahsediyoruz. Dolayısıyla eminim şu anda bunu izlerken yüreği büyük bir sevgi ve özlemle çarpıyordur. Yani bir Kapadokya insanından, Kapadokya'da doğmuş bir insandan daha çok Kapadokyalıdır. Bize çok güzel bir çocukluk yaşattı ve dünyayı keşfe çıkmamız için küçükken cesareti verdi. Sevgili annemi burada sevgiyle öpüyorum ve bir kez daha teşekkür ediyorum. Ev bu. Bakın bütün o taş oymaları hala bu kadar yağmura, rüzgara, fırtınaya rağmen bir miktar ayakta kalmış. Orada duruyor. Şurası babam doğduktan sonra babaannem kimse rahatsız etmeden çalışabilsin diye ona yaptırdığı özel oda. Burası yeni. Yani şu kısım yeni. Şu kısım 300-350 yıllık bir evden, taş bir konaktan bahsediyoruz. Arkasında kayadan oyma odalar var. Bütün bu, bakın, dışarı açılan pencereler olan odalar, arkasında başka odalar da var. Sadece o kısmı yeni. Manzaraya bir bakar mısınız? Müthiş. Burası Ürgüp. Burası Kapadokya. Burası özel bir coğrafya. Burası hayatın, geçmişin, kültürün, edebiyatın, şiirin, mitolojinin buluştuğu nokta. İşte o noktada soluk alıp vermek farkı yarattı galiba. Ben sizlerle bu kendi özel hayatımı paylaşmak istedim. Çünkü bir çocuğun hakikaten ruhunu ne etkiliyorsa, memleket sevgisi, toprak sevgisi, doğduğu yere ait olma sevgisi ne demekse onu burada hissettiğim için size göstermek istedim. Ürgüp'e gelince ilkokuluma gitmeden döner miyim hiç? Hiç çeşmesinden helallik almaz mıyım? Burası benim ilkokulum. Çok zamanım geçti burada. Yani şu alanda çok 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 top oynamışlığım vardır. Müthiş, 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 müthiş yıllardı. Şimdi okulun girişini göstereceğim size. Okulun girişinde beni çok etkileyen bir resim vardı. Yani bir yağlı boya resim. Atatürk işte çocuklara ABC, hani baş öğretmen Atatürk olarak ABC öğretiyor. Ve ilk girdiğimizde okula, ilk girdiğimizde onu görürdük. Ve çok etkilenirdik. Çok da renkli bir şeydi. Şimdi onu hatırladım. Yani bakalım hala duruyor mu? O kadar çok şeyi yok ediyoruz. O kadar çok şeyi tüketiyoruz ki Türkiye'de hiç farkına varmadan alıştığımız, yani bizim bir parçamız olan, aşina olduğumuz birçok şey yok olup gidiyor. Mesela diyelim ki İstanbul'da İstiklal Caddesi'ne çıktınız. Her zaman alışveriş yaptığınız işte diyelim ki kitapçı bir anda yok olmuş, bitmiş. Veya belki 80 senedir gidip insanların profiterol dediği bir yer bir anda kapanmış. Hayatımızdan çıkıyor. Bu çok kötü bir şey. Yani bazı şeylerin eski kalması lazım. Bazı şeylerin hep durması lazım. Yani sınıfıma gireceğim şimdi. Yani 6B sınıfı. Gülşen hocam beni izliyorsa hani o yılları kendisi de hatırlar herhalde. Kapadokya'da doğan bir çocuğun, Kapadokya'da yetişen bir çocuğun zaten merak duygusunun gelişmemesi mümkün değil. O kadar farklı bir coğrafya ki burası. Yani
havası, suyu, her şeyi sizi etkiler. Yani her şey sizi değiştirir. Ben o yılları çok farklı yaşadım. Kapadokya gibi gizemlerle dolu, peri bacalarının olduğu, mağaraların, oyukların birbirini farklı farklı formlarla bütünleştirdiği bir yerde Alice Harikalar Diyarı'nda gibi yaşadım yani. Düşünsenize, bir sınıfıma girmek istiyorum yıllar sonra. Merhabalar. Hocam merhaba, nasılsınız? Burası benim eskiden sınıfımdı. Bir iki dakika oturabilir miyim? Dersinize katılabilir miyim? Arkadaşlar nasılsınız? İyiyiz. Ben de iyiyim. Sağ olun. Dersiniz neydi? İnkılap Tarihi, Birinci Dünya Savaşı. Birinci Dünya Savaşı. Evet. Biraz dinleyelim sizi. Tabii ki. Ekleyecek olan var mı peki arkadaşınıza? Kanal dedi. Sude. Hicaz Yemen. Peki, sınırlarımız dışında savaştığımız cepheler hangileriydi? Zeynep. Galicia, Romanya ve Makedonya cepheleri. Beyler. Biraz bana kızlar daha çalışkan gibi geldi. Size bir soru yönelteyim mi? Buyurun. Peki taarruz cephelerimiz hangisi biliyor musunuz? Taarruz cephelerimiz hangisi? Cephelerimiz bana en çalışmadığım yerden sordu. Taarruz cephelerimizin hangisi olduğunu çocuklarımızın bilmesi lazım. Çünkü bir ülkenin tarihini bilmemesi en büyük kayıplardan bir tanesi. Sadece kendi tarihini değil, dünya tarihinde. Çünkü savaşların barışlara yol açtığı süreci iyi izleyen, iyi analiz eden, iyi okuyan nereden nereye geldiğimizi bilir. Yani ben şimdi bu sırada otururken düşündüm. Bakın karşıda İstiklal Marşı var, Gençliğe Hitabe var ve Mustafa Kemal Atatürk var. Çocukluğumdan beri düşünürüm. Bu kadar büyük bir lidere sahip olduğumuz için kendimi çok şanslı hissediyorum bir kez. Yani hocam bana taarruz cephesini sorarken aslında Kurtuluş Savaşı'nın ne kadar olağanüstü bir şey olduğunu, Kurtuluş Savaşı ile birlikte yeni bir cumhuriyetin kurulduğu ve bu çocuklara akla, bilme, seküler akla dayanan, soru sormaya, analiz yeteneğini geliştirmeye dayanan bir eğitim sisteminin kurulması çok önemliydi. Karma bir eğitim sistemi, tevhid-i tedrisat kanunu, bütün bunlar ülkenin geleceğini şekillendiren şeylerdi. Yani yıllar sonra, belki 35-40 yıl sonra oturduğum sıraya döndüğümde eğitimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha burada hissediyorum. Yani bu sıra, bu zemin, bu tahta, bizim zamanımızda kara tahta vardı ama şimdi beyaz artık tabii. Müthiş bir şey. Hepsi akıllı tahtalar. Bu akıllı tahtaların yani tebeşirleri belki yok. Değişen dünyanın değişen çocukları var. Şimdi onların yüzüne baktığımda Türkiye Cumhuriyeti'nin aydınlık geleceğini görüyorum. Bilime, teknoloji üretmeye dayanan meraklı gençlerini. Bu hafta buraya geldiğimde iyi ki de bugünü seçmişim. Çünkü bu hafta burada TÜBİTAK'ın yaptığı bir fen ve bilim fuarı varmış. Ve çok da güzel şeyler gördüm. Çocukların yüzündeki ışığı gördüm. Hepimiz bu sıralardan geçtik. Önemli olan bizim ne kadar farklı bir ülke olduğumuzu, Cumhuriyet'in ne kadar değerli bir hazine olduğunu hissedebilmemiz. İşte bu sıralardan başlıyor her şey. Asla, eğer beni izleyen genç arkadaşlarımız varsa, asla size herhangi bir şey başaramazsın diyenlere kulak asmayın. Tam tersine, okuduğunuz her şey size bir şey katacak. Öğrenmeye çalıştığınız, soru sorduğunuz her şey ve soru sorun. Alabildiğine soru sormanız lazım sınıflarda, okullarda. O kadar çok merak duygusuyla dolsun ki içiniz, aklınızda takılan tek bir şey kalmasın. Yani hocalarınızı su gibi için. Öğrenebileceğiniz her şeyi öğrenin, okuyabileceğiniz her kitabı okuyun ve farklı kültürlerin, farklı medeniyetlerin yazılarını da okuyun ki karşılaştırma yapabilin. Çünkü soru soran genç çocuklar bence Türkiye'yi güçlendirecek çocuklar. Geleceğimizi onlar şekillendirecek. Hocam size de çok teşekkür ederim. Bize bu fırsatı verdiğiniz için. Çok güzel anılarım var benim burada, bu sınıfta. Çok mutlu bir çocukluk yaşadım ben. Hem Kapadokya'nın verdiği bir hakikaten merak duygusu vardır. Bu bölge çok özel bir bölgedir. Hem de bu sıralarda bizler yerli malı haftasıyla başlayarak memleketimizin her türlü değerini öğrendik. Ortaokulu. Ben 4. sınıfa kadar burada okudum. Ondan sonra İstanbul'a gittik. Çok zor yıllardı o yıllar. Bu çocuklar, bu genç arkadaşlarım bilmez. Ama ben bu okulda okudum. 5. sınıfı İstanbul'da okudum. Çünkü ihtilal yaşandı.
Yani Türkiye'de bir askeri darbe oldu. Askeri darbe öncesinde benim babam burada belediye başkanıydı. Ve belediye başkanlığı sırasında o kadar çocukları tehlike içindeydi ki bir gece, biz bir gece yarısı uykudaki yatağımızdan kaldırılıp İstanbul'a götürüp gözümü açtığımda İstanbul'daydık. Ondan sonra da 12 Eylül'de darbe oldu zaten. Türkiye umarım o yılları bir daha görmez, o karanlık günleri bir daha görmez. Bir sene, bir ay boyunca özür dilerim, annemi ve babamı kardeşim Yavuz'la birlikte görmemiştik İstanbul'da. Ama bizi hayata tutan, hayata bağlayan şey işte bu Ürgüp'te geçirdiğimiz mutlu çocukluk günleri ve bu sıralarda otururken öğrendiğimiz, duyduğumuz o güzel tatlar ve hazlar. O karanlık günler artık yok. Türkiye şey bilime, fene bağlı olacak ve bilimle, akılla gelişecek. Bizim çok iyi bilmesi gerekiyor. Geçmişte yaşanan olayların tekrar etmemesi için bu tarihi gençlerimizin çok iyi bilmesi gerekiyor. Evet, tarihten ders çıkarmalıyız ki aynı şeyler tekrar tekrar başımıza gelmesin. Cumhuriyet çok önemli bir değer. Bize hakikaten eğitimin ne olduğunu ve okumayan tek bir kişinin bile kalmadı. Hocam şu anda Türkiye'de 4 milyon insan hala okuma yazma bilmiyor. 4 milyon insan, her şeye rağmen, bu kadar gelişmişliğimize rağmen 3,5-4 milyon insanın hala okuma yazma bilmediği 5 milyonluk Belçika'nın olduğunu unutmayalım. Hala bu kadar insanımız var. Herkesi olabildiği kadar eğitmemiz, öğretmemiz, yani bilime dokunmayan tek kişinin kalmayacağı bir Türkiye hayaliyle diyelim. Çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz. Bizi bugün çok memnun ettiniz. Gerçekten bizim için sürpriz oldu sizin burada olmanız. Sağ olun. Benim için de çok güzel bir tesadüfle buraya gelmiş olmak hoş. Akşam İstanbul'a döneceğim ama çok güzel anlarla dönüyorum. Sağ olun. Arkadaşlar, ilkokul çok önemli bir şey. Burada edindiğiniz bütün anılar çok hayatınız boyunca sizi takip edecek. Ama yani buradaki o kadar önemli bir şey ki TÜBİTAK fuarı, bilim ve teknoloji, soru sorma ve bir şey icat etme duygusu hepinizin içine yerleşsin. Bundan daha önemli bir şey yok. Hiç kimsenin başaramazsınız demesine izin vermeyin. Sizden astronot da çıkar, Nobel kimya ödülü alan bilim adamı da çıkar. Yeter ki inanın. Geleceğim tekrar. Hoşçakalın arkadaşlar. Yani benim sınıfta gördüğüm kız çocuklarının daha meraklı, daha hevesli olması, öğrenmeye ve çok daha başarılı olması çok da iyi. Yani Anadolu'ya gittiğim zaman da görüyorum, kadınlar cesur. Kadınlar çok cesur ve fikirlerini, düşüncelerini özgürce onlar söylüyor. Onun için kız çocuklarının başarısını burada da gururla izledim. Ve üzüm bağı. Dionizos kadar olmasa da üzüme tutkuyla bağlıyım ben. Hele yörenin o muhteşem çavuş üzümüne. Tatmadıysanız çok şey kaçırdınız. Burada yani üzümcülük hala ölmüş değil o zaman. Ya para etmiyor. Para etse yine tekrardan dönülür yani bura üzümcülüğe. Niye para etmiyor acaba? Abi işte çok düşük. Şimdi şaraphane 500 liraya üzüm alıyor yani 50 kuruşa. Nasıl kalkacak? Kim yapsın? Kim yapsın? Nasıl yapar? Emeğin korunmuyor ki. Sen şuradan iyi kalksa bir ton üzüm kalkar. Buraya 50 liraya bir sene nasıl 500 liraya nasıl çalışsın adam? Para etmeyince üzüm köylü ne yapsın? Üzüm kültürü bitmeye yüz tutmuş burada da. Memleketin hazin toprak hikayesi burada da karşıma çıktı. Yine aynı şey. Evet, ben Cem. Vallahi gözlerinden bildim. Hoş geldin kuzum.
Ne yaptınız? İyiyiz vallahi. Nasıl yapalım? Simitaş'taki iki katlı o güzelim bahçeli kiralık evi hiç unutmadım ben. Anılar, dostlar, kahkahalar, maceralar aynı duruyor kafamda. Taptaze, hiç değişmedi. Uzanınca dokunacakmışım gibi gerçek o hayaller. O geçmiş, o güzel günler. Gerçekten güzel günlerdi bu arada. Arka bahçeye doğru sizi almak isterim. Bahçemiz muhteşemdir. Her şey ekilirdi. Salatalık. Salatalığı bilir misiniz bilmiyorum. Yani salatalık dikenlidir. Şimdi o dikenli salatalık diye bir şey kalmadığı için kimse bilmez. Ah, of, bu muhteşem işte şu. Büyüyecek ve muhteşem bir lezzete bürünecek. Bakar mısınız? Değişen hiçbir şey yok. Yani 30 sene geçmiş ama hala ekim dikim var bahçelerde. Yaşam böyle bir şey zaten. Evin arkasında bir bahçe olur. O bahçede yenilecek, içilecek toprakla buluşur. Ondan sonra belki hayatın kalitesinden bahsedebiliriz. Bahçeye bakar mısınız? Meyve ağaçları var. Erik ağacı karşınızdaki. Onun yanında elma ağacı. Biraz ileride çağla ağacı. Onun ötesinde asmalar var. Ve onun arkasında bir armut ağacı var. Yerde tabii ki salatalık, tabii ki domates, tabii ki nane. Olağanüstü bir çocukluktu gerçekten. Yani belki insanın ömrü boyunca sahip olduğu karakteri şekillendiren şey ilk 5 yıl, ilk 6 yıl. İlk 5-6, hadi bilemediniz 7 yaşına kadar ne biriktiriyorsanız, biriktirdiğiniz ne varsa ondan sonra şekilleniyor. Toprağa gömülüyor o. Yani karakterimizi çerçeveleyen, belirleyen şey toprağa gömülen 5-6 yaşlarındaki o küçük tohum. O tohumun nasıl ürün vereceğini, nasıl sürgün vereceğini, hangi dalları çıkaracağını, bir çınara dönüp dönüşmeyeceğini aslında zaman değil, siz belirliyorsunuz. Seçimi siz yapıyorsunuz. Dünyanın her yerine gittim. Her ülkesini gezdim. 80'den fazla ülkede. Amerika'da 6 yıl yaşadım. Dünyanın en iyi restoranlarında yemek yedim. Dünyanın en iyi otellerinde kaldım. Dünyanın en iyi denizlerinde kulaç attım. Dünyanın en muhteşem coğrafyalarını gezdim, ormanlarını gördüm. En iyi insanlarını tanıdım. Ama şu bahçedeki lezzet, çocukluğumun geçtiği Ürgüp'te aldığım keyif, tattığım duygu, zenginlik, parayla zenginlik olmaz. Zenginlik sadece hissettiklerimiz, anılarımız, yaşantılarımız, bize kalanlar. Bu kadar güzel bir hayat yaşattığı için ben yıllarımı geçirdiğim bu bahçede babama, Cemal Seymen'e bir kez çok teşekkür ederim. Onun fikri, aklı, yani ezilene, onun yok olana, yoksul olana, elinde olmayana yardımseverlikle koşması, hiç sorgu sual etmeden, herkesin ama herkesin yardımına kendi çıkarlarını hiçe sayarak, ailesinin çoğu zaman ihtiyaçlarını görmeyerek koşması ve her zaman ezilenin hakkını evde konuşuyor olması benim kafamı ruhumla birleştirdi. Ve aklım okuduğum her kitapla yoğruldu. Ve yorulduktan sonra dünyaya şöyle baktım. Hak yerini bulmuyorsa bulana kadar mücadele edeceğiz. Hak eden gerçekten karşılığını almıyorsa neden almadığını sorgulayacağız. Alması için alın teri dökeceğiz. Cemile teyze ile Şükran teyze komşularımızdı. Türlü yaramazlıkla az çektirmedim onları. Beni karşılarında görünce çok heyecanlandılar tabii. Ben de heyecanlıydım. Farklı bir an çünkü. Yıllar sonra bir aradayız. Tarife kelimelerim yetmez benim. Beraber içtiğimiz o kahvenin hatırının sayısı olur mu hiç? O an o kadar kıymetli ki. Ne o? Şey istemiş Ali, halka istemiş.
Benim Fatma bacı vermiş, Leman abla şey Feriha hala. Feriha da Leman. Tamam götürürüm. Götürürüm. Balkondan karşı tepeleri seyrederken çok şey hatırladım. Hatırladığım her şey çok zengin olduğumu fısıldadı kulağıma. İyi ki burada yaşamışım. İyi ki sokaklarda oynamışım. İyi ki mis gibi toprak kokusunu çekmişim içime. Onun için böyle zengin hissediyorum işte. Sivritaş'ın arkasında müthiş bir dere vardı. Yemyeşil bir vadi ve üzüm bağları vardı. Aynı manzarayı görebilmek için heyecanla yürümeye başladım. Orada oturup uzun uzun. Bir tarafım üzünle dolarken bir yanım eksildi orada. Hayat değişen bir şeydi. Aynı kalan ne vardı ki? Aynı manzarayı bulacağımı beklemek biraz saf delik değil miydi? Ürgüp sokakları şaşırtır insanı. Kapıyı açana farklı bir dünyaya hoş geldin der. Yeter ki kapıyı çal, içeri gir. Burası Kapadokya'da tipik bir ev. Rumlardan kalan bir ev. Zaten buradaki bütün evlerin tamamı, taş evlerin hepsi Rumlardan kalmış evler. Burası yani çıngıraklı kapıdan da anlayacağınız gibi tipik bir ev. Şimdi ben küçükken yani o çıngırak sesi kötüydü. Yani yukarıdan ses geldiği için hani böyle çaktırmadan içeri kaçarken yukarıdan ses geldiği için işte en yakalanmak için uygun pozisyonda. Onun için biz ne yapardık? Önce tepeye çıkıp kapının üstünde çıngırağı duvara böyle iple bağlardık çalmasın diye. Sonra içeri sessizce girer ev sahibinin haberi olmadan. Diyelim ki tavuk, diyelim ki işte horoz, her ne varsa enteresan. Her evin bir hayvanı olurdu. Bir kez her evde eşek olurdu. Eşek yok. Dünyanın en güzel gözlü hayvanı Anadolu'dan silinmiş durumda. Eşek yok. Şimdi size bir sürprizim var. Yani ben tesadüfen kapıyı açınca gördüm. Bu evde eşek yok. Yani 87 yaşında. Hanımı var evin. Beyi erkenden ölmüş ama o bir 87 daha yaşarım. O kadar hayata bağlıyım diyor. Çünkü bakın hala ekiyor biçiyor. Soğanlar var orada. İleride naneler. Onun ötesinde ıspanak. Biraz ötede maydanozlar var. Bakın dikkat ederseniz size göstersin. Fideler var orada bakın. Fideler tek tek. Orada küçük küçük işte meyve ağaçları var. Yani şahane. Ama evin en güzel... En güzel canlısını size göstereyim. Kapadokya'ya geldiğim zaman her yerin at olması lazım. Yani düşünsenize dünyanın her yerinden gelen turistlerin o muhteşem atları bir arada görmesi lazım. Özgürce koşan atları vadilerde görmesi lazım. Ama yok. Da bitirmişiz. Bir evin içine sessizce girmeniz lazım. Hayal gücünü öldürmemeniz lazım. Kapıyı çalacaksınız. Tanrı misafiri diyeceksiniz. Bir soğuk ayran içeceksiniz. Ondan sonra sürprizlere kendinizi bırakacaksınız. İlla ki çıkar. Ben bir kapı çaldım. İçine girdim evin. Bir de baktım. Bembeyaz bir at. Hayatın keyfi burada değil mi zaten? Eğer o kapıdan içeri girmeseydim ben bu manzarayla karşılaşmayacaktım. Kapıları çalın. İçeri girin.
Yola çıkmazsanız hayatınızda hiçbir macera yok. Hiçbir renk yok, hiçbir sevgi yok. Hiçbir heyecan yok. Ama eğer yola çıkıp açılan kapıdan içeri girerseniz hiç ummadığınız şeylerle karşılaşırsınız. Kapadokya benim için öyle bir yerdi işte. Ondan da böyle bir insan çıktı. Bunu sizle paylaşmadan buradan gitsem hakikaten içimde ukde kalırdı. Bir dut ağacının başına gelenler. Bugün anlattığım hikaye kişisel bir yaşam öyküsü ya da çocukluğa güzelleme değil aslında. Farklı bir şey yapmak istedim ben. Hepimizin hikayesini bize anlatmak istedim. Bir yerlerde bir şeyleri kaybettik. Eskiden ne güzeldik demeye başladık. Geliştik, zenginleştik ama geçmişimizle bağımızı da kopardık. Fark edemedik. Yavaş yavaş eksildik. Yavaş yavaş mutsuzlaştık. Çünkü geleceğimiz... geçmişimizle bağını kopardı. Şimdi geleceğe bakarak güçlenme zamanı. Tek yolu var. Unuttuğumuz güzellikleri hatırlayıp tekrar yaşama katmak. Benim yaşam formülüm bu. Benim başarı sırrım bu. Benim yolum bu. Cemalım cemalım, halkın cemalım. Alkanların içinde kaldın cemalım. Cemalım cemalım, halkın cemalım. Asla kimsenin size başaramayacaksınız, yapamayacaksın, edemeyeceksin sözlerini kale bile almayın. Yıkın zincirleri, kırın duvarları. Yapabileceğinizin en iyisini sizden başka kimse yapamaz ve kimse bilemez. En iyisi hayal etmekle başlar. Hayal etmeden, o eğitim sistemimizi ben de başarabilirim duygusuyla donatmadan Türkiye ekonomisini de kalkındıramayız bana göre. Evet doğru, edebiyatla birlikte Türkiye'ye döndükten sonra New York'tan edebiyat okumak istedim, İngiliz edebiyatı. Çünkü rakamların bir anlamı yoktu. Baktım, sadece rakam, finans kuru bir dildir. Finans sadece rakamdır. İçine ekonomiyi oluşturan şey, içine insanı koyarsanız bir mana ifade eder. Ben de bunu yaptım. Eksiğim oydu. İnsanı anlatmak için, geleceği anlatmak için, hayal kurabilmeyi biraz daha zemine oturtabilmek için edebiyat okumayı tercih ettim. Ve bu da bana yardımcı oldu. Ekonomiyle edebiyatı birleştirince bakın Türkiye'nin hikayesini anlatıyorum. Kendi memleketimde size bunları paylaşırken aslında heyecanlanıyorum. Heyecan duyuyorum. Çünkü geri dönüp hayatıma bakıyorum. Nereden nereye geldiğimi düşünüyorum. Asla bıkmayın. Asla başarmaktan yorulmayın. Daha iyisini yapma hevesinden asla vazgeçmeyin. Okulların size vereceği kitaplar yetmez. Daha çok, daha çok kitap okuyun. Kendinizi aşmak için yeni diller öğrenin. Kimsenin size başarısız insan gözüyle bakmasına izin vermeyin. Zincirlerinizden kurtulursanız hayat bir anlam ifade eder. Ben şimdi bütün bu vadiye bakıyorum. Bu vadinin her bir santimetre karesinde adım atmışımdır, gezmişimdir. Mutlaka şu kayaya bakıp bir şey düşünmüşümdür. Mutlaka karşıdaki evlerin içinde birilerinin hayatına dokunmuşumdur. Her zaman yaptığım gibi kümesleri açıp tavukları özgür bırakmışımdır. Merkeplerin üstüne binmişimdir. Bakın Ürgüp'te eşek yok, merkep yok. Palancılık bitmiş, sepetçilik bitmiş, hasır diye bir kültür yok. Bütün bunları kaybetmişiz. Ben bunları tekrar geri kazanan Türkiye'nin turizmde bambaşka bir yere geleceğini düşünüyorum. Eskiden sepet örerlerdi, yok. Eskiden palan yaparlardı, yok. Eskiden boncuklarla kolyeler dizerlerdi, yok. Güneşe domatesler serilirdi. Kuru domatesin kokusu her yerden buram buram gelirdi. Buğdayın üstüne toz şekeri atılır, çocuklar onları yerdi. Çember sesleri. Bütün bunlar geçmişe doyulan bir özlem mi? Romantik cümleler mi? Zannetmem. Biz en fazla üstünde durmamız gereken özümüzü kaybettik. Onu tekrar yakalayalım derim.
mis gibi rüzgar esiyor. Bu rüzgar daha çok şekillendirecek peri bacalarını. Burası çok daha masallar diyarını andıracak. Yine söylüyorum, başka bir ülkenin olsaydı burası belki de dünyanın en önemli turizm çekim merkezi olurdu. Ama biz hayal kurmayı unuttuk belki de. Buraya dünyayı getiremiyorsak, buraya en az yılda 50 milyon turist gelmiyorsa, ki benim hayalim o. Buranın güzelliğini bütün dünya her gün yanındaki arkadaşına anlatmıyorsa, biz bir yerde hata yapıyoruzdur. Çocukken hayal kurmayı unutmuşuzdur. En iyisini yapma konusunda kararlılığımızı yitirmişizdir. Türkiye ekonomisi güçlenecek. Elbette güçlenecek. Farklı olanı yaratırsak, farklı olanı istersek, herkesin yaptığının dışında bir şeyler yapmayı çok ama çok arzu edersek, işte o zaman başaracağız, işte o zaman değiştireceğiz, işte o zaman dünya hayranlıkla bizi seyredecek. Çünkü bu doğa, bu coğrafya hiçbir yerde yok. Umarım bu coğrafyanın bütün dünyanın hayranlıkla tablolara döktüğü bir resme dönüşür. Umarım bu coğrafya herkesin hayranlıkla okuduğu bir şiirle bütünleşir. Ben James Heyman, james@cnntürk.com.tr. Doğduğum topraklarda, Kapadokya'da, Ürgüp'teyim. Arkamda uçsuz bucaksız üzüm bağları var. O bağların içinde hikayeler var. Gelin o hikayelere ortak olun. Gelin üzümün o muhteşem ama muhteşem kültürünü keşfedin. Binlerce yıldır buradalar. Tıpkı peri bacaları gibi. Benden sonra çok insan gelip geçecek. Herkes bir iz bıraksa fark yaratırız. İyi akşamlar. Şen olasın Ürgüp, dumanın gitmez. Kıratma Cem'i konağı tutmaz. Kıratma Cem'i konağı tutmaz. Onun da pek küçük yerimi tutmaz. Onun da pek küçük yerimi tutmaz. Cemalım Cemalım, içinde kaldım Cem.